Şimdi formasyon konusu çok önemli bir konu. Bir sürü formasyon sorusu gelmiş evet. ama şu anda mevcut sistem devam ediyor. Şimdi Alev Hanım, ona açıklık getirmek lazım. Pazar günü yaptığımız programda bana da çok sık sosyal medyadan şeyler geldi, sorular. Şimdi bakan yardımcısının açıklaması, yani Haziran ayında yapmıştı. Formasyon eğitimle ilgili bir düzenleme yapılacak. Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey söz konusu. Öğretmenlik kontenjanları da %10 azaltıldı. Öğretmenlik meslek kanunu çıkacak. Ama bu formasyon tamamen kaldırılacağı anlamına gelmeyebilir. Bizim bir öngörümüz sadece. Ama bir sınırlama olabilir. Şimdi %10 azaltıyorsunuz eğitim fakültesi kontenjanlarını. Diğer taraftan formasyonu aşmak çok doğru olmaz. Çelişkili olur. Ki bakanlık da bu yönde bir strateji geliştiriyor. O yüzden kesinlikle, yani öğretmen olmak isteyenlerin öğretmenlik bölümü seçeceksiniz arkadaşlar. Öğretmenlik olacak. Yani daha garanti olur. Sonra Türkçe öğretmeni olurum. Hani bunun garantisi yok. Öğretmenlik istiyorsanız öğretmenlik seçeceksiniz. Daha önce de bahsetmiştik. GÖK özellikle temel bilimler, işte fizik, kimya, biyoloji gibi, matematik gibi bölümlerin kontenjanları da azaltıldı ve belli üniversiteleri topladı. Ki Sayın Yekta Saraç da GÖK Başkanı, o da hani Fen Edebiyat Fakültesi'ne giden temel bilimler eğitimi alanlarının daha çok akademisyen olması yönündeki, bununla ilgili pilot üniversite, araştırma üniversiteleri de açıldı. Belli üniversitelerde pilot üniversite olarak belirlendi. Onların önü çok açık. Ama tabii ki formasyon alıp öğretmenlik de yapabilirler. Ama dediğim gibi, yani şu andaki gidişat sanki daha çok eğitim fakültelerinden öğretmen olması yönünde. Formasyon eğitimi tümüyle kaldırılamaz. Yani tabii öyle mesela din kültürü zaten, öğretmeni için ilahiyatları vermek zorunda. Başka da var yani, meslek alanlarında da meslek okulları da var. Diyelim ki dün Sayın Milli Eğitim Bakanımızla beraberdik bir toplantıda. Orada tarım liselerinden bahsedildi. Şimdi tarım lisesi açacaksanız eğer, ki Türkiye'nin ihtiyacı var. Tarım lisesi açacaksanız ziraat mühendisine formasyon vermek belki mecburi olacak. Gerekli hale gelecek. Tabii. Hatta hocam bunun gibi. Teknik liselerde. Evet. Pardon, bu yeni müfredatla ilgili biliyorsunuz önümüzdeki süreçte bu 2023 vizyonu çerçevesinde yeni öğretmenlik mesleklerine ihtiyaç olacak. Branşlarına daha doğrusu, işte yapay zekadır, veri analizi gibi 12. sınıfa belli dersler kondu. Şimdi bunları verecek bunların öğretmenlik dalı yok zaten. Yok. Yani, evet. O yüzden bilgisayar mühendisleri. Teknik insanlar belki formasyon olup öğretmen atanabilir. Evet. Dediğim gibi bu yıl bekliyoruz inşallah kanunu. Evet. Herkes bütün çıkması öğretmenler bekliyor. Çıkması lazım. Kesinlikle çıkması lazım. Çünkü yani öğretmenlik asli ve kutsal bir meslek. Ben hep söylüyorum, öğretmen odasında şu an sözleşmeli öğretmen var. Ücretli öğretmenler var. Bir de eskiden işte 20-25 yıllık normal asli öğretmenler var. Öğretmen öğretmendir. Yani öğretmen arasında bir tabii ki deneyim kıdem olabilir ama sözleşmeli, ücretli, tek tip öğretmen asil olsun. Böyle olmaması lazım yani. Anladım. Kanunu bekliyoruz. Bakanımıza söyledik.